Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Polat Alemdar'la çok güzel bir operasyon yapacağız. Gördüğünüz gibi Polat'ımın evi burası. Geldim, bir işe gittim, geldim şöyle bir. Bir benim ofise uğradım. Tabii benim ofis var. Şu kapıdakiler benim biraderler. Selamun aleyküm biraderler. Sigara açmayın lan. Kötü örnek oluyorsunuz pezevenkler. Sendir o sigarayı. Burası benim evim. Çattak adamlardan da anlayacaksınızdır zaten. Bayağı bildiğiniz ev ama şu korumalar bana ait değil. Aa bir dakika. Teyze kim? Teyze kim? Merhaba. Merhaba canım. Kim bu teyze? Polat Bey, efendim hoş geldiniz. Biz özel istihbarattanız. Evet, ülkede öyle bir birim var. Sizin haberiniz yok efendim. Müsteşarımız sizinle görüşmek üzere buraya geldiler efendim. Recep İvedik'le ilgili bir durum var. Sizinle görüşmek istiyorlar. Öncelikle üstünüzü aramam gerekiyor efendim, güvenlik amaçlı. Şimdi kara çocuk bak, sana ırkçılık falan yapmak istemiyorum ama akıllı ol. Benim evime geliyorsun, benim üstümü arıyorsun ha? Dağıtırım oğlum ortalığı. Çekil. Salak. Benim evimde benim üstümü arıyor ya. Karıcım ne yapıyorsun? Karılarım ne yapıyor? Yok karıcım. Sadece karıcım. Şu. Sarı kafalı. Kız baldız konuşma ya. Baldan tatlıdır diyorlar. Sen bildiğin acısın ya. Karıcım siz gidin bakayım. Git. Elin adamının önünde cırıl cırıl takıyor. Koş. Kış kız. Kış. Allah'ım yarabbim. Gir eve. Tövbe estağfurullah ya. Normalde bu kadar şey bir adam değilimdir. Homofobik mi denir? Ne denir? Ama işte böyle beni kızdırıyorlar ya. Merhaba sayın müsteşar hanım. Size nasıl yardımcı olabilirim ya? Vallahi evime gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Gelin bir kahve çay içelim ya. Bir havuz partisi yapalım ya. Ne diyorsunuz? Yapak mı bir şeyler? Aleykümselam Polat, hoş geldin. Lan ben kadın değilim. Bir görev için böyle bir operasyona giriştik. Merak etme, cinsel organım hala yerinde. Hoş geldin Polat. İstihbarat birimizin senin yardımına ihtiyacı var. Gerçi bütün devletin sana yardıma ihtiyacı var. Sen öyle bir adamsın ki bulunmaz zint kumaşısın Polat. Sendeki şu karizma, sendeki tek tabancayla mekan fethetme, Filistin'i basma falan bunlar bizde yok Polat. Şu adamların hiçbiri beş para etmez Polat. Şu adama baksana. Şuna bak Polat. Bu ne lan? Adam direnemiyor Polat. Polat köpeğiniz kaçıyor lan, sıçtınız oğlum. Yakalayamazsınız. İstiyorsan peşinden koş. Neyse. Şimdi bizim SAT komandoları geçen bir operasyona girişti. Bildiğin gibi uzaylılar dünyayı bastı. Aa bak karı da kaçıyor. Sanırım baldızın. Baldan tatlıdır. Kadın olmasaydım şu an sarkıyordum. Bildiğin gibi Recep İvedik'i verdiler. Lakin Recep İvedik'i geri getirmediler. Bunların dünyada gizli bir tesisi varmış. Tesisin yerini tespit ettik. Tesisi tespit ettik yani. Sen gideceksin Recep İvedik'i kurtaracaksın. Dünyanın itibarı söz konusu Polat. İstihbarat birimimizi çürük göstermeye çalışıyorlar Polat. İnsanlıkla dalga geçiyorlar Polat. Şunlara bir ders ver lan. Tabancayla hepsini öldür oğlum. Parçala hepsini. Şimdi efendim tabii siz devlet büyüğü sayılırsınız. Sonuçta müsteşarsınız. Size saygısızlık yapmak istemiyorum. Bir de erkekmişsiniz. Yani size yürümeye çalıştım. Ondan da özür diliyorum. Tabii operasyon yaparız. Lakin benim aracım yok. Gördüğünüz gibi dışarıda bir tane külüstürle geziyorum. Siz bana şöyle güzel janjanlı bir araba, bir de arkama ekip tesis ederseniz gelmem demeyeceğim yeri yok yani. Tabii ki de. Tabancayla orayı da fethedin. La bir bağırmayın. Şurada video çekiyorsun. Bir bağırmayın, bir durun. Tabii ki efendim. Müsteşar hanım. Pardon bey. Üf karıştırdım ya. Neyseniz işte. Tamam takılmayın. Ben eve gidiyorum. Bir üstümü başımı değiştiriyorum. Gelin derdim ama gelmeyin. Hani durduktan sonra organ duruyorsa yani şimdi sıkıntıya girmek. Durduk yere her şeyi de görmek değil mi? Ben giyiniyorum o zaman. Bir dakika yalnız operasyonla ilgili bilgiler almadım lan. Ne giymem gerekiyor? Onu bir söyleyin de. Hani onu bilelim. Ne giymemiz gerekiyor hanımefendi, beyefendi? Üf nesiniz ya vallahi müsteşarım. Sayın müsteşarım söyleyin. Vallahi Polat ne giyersen giy. Bak yine sesim değişti. Demişti doktor böyle hormonal değişimlerden kaynaklı sesin değişebilir demişti. Yani Polat ne giyersen giy oğlum, fazla önemi yok yani. Yalnız mutlaka bir maske alman gerekiyor Polat. Deniz altına dalış yapacaksın Polat. Denizin altından mekana giriş yapacaksın Polat. Yani ya oğlum şu sese de uyuz oldum. Yani gideceksin şöyle bir maske giyeceksin, bir de tüp al malum. Hani havasız kalırsın içeride. Sonra bize öldü falan derler, yazık olur Polat. Seni kaybetmek istemiyoruz. Yani böyle giyin. Tövbe estağfurullah, bu nasıl bir ses değişimi lan, Lucifer kafesinden kaçmış gibi. Bu ne oğlum? Manyak mıdır nedir, adamı da bayılttı zaten. Kadın mıdır adam mıdır? Tam yürüyecektim, yürüyemedim de zaten. Hevesim kursamda kaldı. İyi o zaman ben de maskeyi giyeyim bari, öyle gidelim ya. La biraderler bir çıkın evinden lan. Çıkın evinden. Çık dışarı. Çık. Allah'ım yarabbim ya, bir de evin önünde sigara içiyor ya. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz insan. Evet ekipmanları da giydik. Yalnız altımıza bir şort giydik. İnşallah bir sıkıntı çıkartmaz. Hani şimdi dalış yapacak. Aa o kim lan? Arabanın içinde kadın var. Merhaba teyze, sen kimsin ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Polat Bey. Beni sayın müsteşar verdi sizin yanınıza. Dedi rahatlatırsın dedi. İsmim Leyla ama siz bana Jale deyin. Ya da istiyorsanız Yasemin deyin. Kısacası sizi rahatlatmak için buradayım. Bana nasıl çağırmak istiyorsanız öyle çağırın. Takılın kafanıza göre Polat Bey. Vay be, istihbarat teşkilatı bizi düşünüyormuş harbiden. Yalnız bu ekip nerede kaldı ha? Peşimizde gelin oğlum lan.
Şimdi ne olur ne olmaz bizi tanımazlar falan almazlar abi. Durduk yere kurşun yemek istemiyorum. Kurşun yedim sol yanımdan olmasın. Anlatın bakalım Cale Hanım, nerelisiniz, ne iş yapıyorsunuz madem beni rahatlatmak için buradasınız? Vallahi efendim ben cinsel bir operasyon geçirip kadın olmuş erkeğim. Ondan önce 7 defa daha böyle bir cinsel değiştirme şeyi oldu yani bizim. Bayağı bir sıkıntılı bir iş bizimki. Hani istihbarat uğruna kestiriyoruz, diktiriyoruz, kestiriyoruz, diktiriyoruz. Bildiğin poşet torbaya döndük lan. BİM torbası bizden daha kadın daha erkek, o derece yani. Geliyor musun? Hah, geliyor. Öyle yani. Değiştire değiştire ben de hangi cinsiyetteyim unutuyorum ara sıra. Yani bir bakıyorsunuz ayakta işemeye çalışıyorum falan, öyle cins cins değişik bir şey bizim işte işte. Ne yaparsın? İşte işte iki kere olmadı evet. Saçma oldu. Peki şu an nasıl hissediyorsun? Yani sana yürüsem mi yürümesem mi? Hani şu an kadın mı hissediyorsun erkek mi hissediyorsun? Bu maskenin içinde konuşmak zor oluyor teyze, konuş. Lan sana erkek diyecek adam çarpılır lan. Yemin ediyorum ters döner bacağı kırılır lan. Şuna erkek diyecek adam mı bacağı kırılır abi. Geliyor musunuz? Hangi bacak olduğunu anladınız. Geliyor musunuz lan? Ya gelmezseniz gelmeyin, siz benimle orada buluşursunuz. Ben bunları niye bekliyorsam? Polat benim nasıl olsa. Onların benim arkamdan gelmesi gerekiyor ölmek istemiyorlarsa. Demek uzaylılar. Vay be Recep'im. Kaçamadın demek. Peh be. Recep'im de çok yazık be abi. Girmediği kılık kıyafet kalmadı. Her türlü pisliğe bulaştı ya. Bu adamın sonu ne olacak ben de bilmiyorum. Her türlü pisliğe bulaştı. Uzaylıları kaçırdı, uyuşturucu sattı, Akıncı'dan dayak yedi. Her türlü yolu var yani. Yollu bir adam olmaya başladı. Recep yollu. Evet Cale'cim, yani Leyla'cım. Artık neysen bilmiyorum. Sen de emin değilsin galiba. Bu operasyonlardan sonra karnın kafa biraz yanmış abi. Anlayışlı olmak lazım. Hani şimdi o kadar kestirip diktirseniz siz ne dersiniz ben de bilmiyorum. Ben kendi adıma konuşayım, ben de kafayı yerdim. Hak veriyorum yani. Anlat bakalım sevgili manita, bir şeyler yok mu? Çoluk çocuğa karıştın mı? Vallahi Polat Bey, 2 tane karımdan 4 tane çocuğum, 3 tane kendi doğurduğum çocuğum, 2 tane de evlatlığım var. Ben böyle büyük bir aile sahibiyim. Bizim meslek gereği Polat Bey. Hani operasyon amacıyla yatıyoruz matıyoruz, o sıkıntıya giriyor yani. Öyle bir şey var. Bu ne lan? Vallahi senin kadar gişe görmeyen film var, yemin ediyorum helal olsun ya. Kadındaki başarı azmini takdir ettim şu an. Bayağı iyiymişsiniz Cale Hanım. Bir an önce gidelim, hava kararıyor. Gerçek kararması işimize gelir. Çünkü operasyon gece yapılmalı. Ha, koskoca uzaylı yerine şey basılmaz değil mi? Peki söyleyin bakalım bunlar nasıl görünüyor? Dünyadaki formlarını gizlediler mi? Yani normal mi görünüyorlar yoksa bildiğiniz bizim gibi etten kemikten insan gibiler mi? Miler mi miler mi? Vallahi Polat Bey, aldığımız istihbarata göre normal insan gibi giyiniyorlar. Bir de kendilerine özel harekat kıyafetleri dikmişler. Bayağı bildiğiniz taplantılılar bu özel harekat olayına. Bizim dizileri filmleri izlemişler, etkilenmişler. Hani böyle bir kişi giriyor 100 kişiyi öldürüyor, sonra o ölmeden çıkıyor ya. İşte onun gibi filmleri izlemişler, kafayı yemişler. Yani öyle Polat Bey. Kısacası insan gibi görünüyorlar, merak etmeyin. Zorluk çekmeyeceksiniz. Rahat rahat vuracaksınız. Siz insan avlamaya alışkınsınız. Allah razı olsun Cale Hanım. Övüyorsunuz mu gömüyorsunuz mu belli değil. Ama neyse bir rahatladım, Allah var. İnsan kılındaysa tamam abi. Karşıma ucube çıkarsa nasıl vurayım lan? Gerçi öyle daha iyi vurulur, teşvik olur ama. Bizim burada ne işimiz var lan? Bizim helikopter pistine gidiyor olmamız lazım. Allah Allah. Bak bak orada olaylar var abi. Olaylar olaylar. Sanırım burada bırakacağız arabayı. Değil mi? Evet Polat Bey, burada duralım yoksa vururlar vallahi. Hani vururlar demiyorum. Bildiğiniz vururlar. Selamun aleyküm biraderler. Siz gelmiyor musunuz Cale Hanım? Peki gelmeyin. Oturun arabada. Selamun aleyküm birader. Ben Polat Alemdar. Operasyon için geldim. Aleykümselam Polat Bey. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kargo uçağımız burada. Buyurun efendim geçin. Atlayın arabanın üstünden. Takılın kafanıza göre. Ha böyle yapıyoruz yani. Tamam. Peki. Atlayalım. Madem atla diyor. Değil mi abi? Ağanın eli tutulmaz. Selamun aleyküm. Sen sat komandasısın galiba birader. Anlat bakalım. Yolculuk nereye? Bak şortumu da giydim geldim. Piknik yapacakmış gibi. Söyle bana. Anlat olayları. Şimdi Polat Bey, operasyonumuz biraz uzun sürecek efendim. Ben sizi helikoptere bırakacağım. Lakin ondan sonrasında ben karışmıyorum. Etliye, sütliye, götliye dokunmam. Onun bilgisini vereyim. Siz takılacaksınız efendim. Artık nasıl kurtulursunuz, nasıl kaçarsınız bilmiyorum. Göreviniz Recep İvedik'i çıkartmak. Ön kapıdan çıktığınızda bir araca biner kaçarsınız efendim. Sonra sizinle buluşma noktasında buluşuruz. Getirir Recep Bey'i teslim edersiniz. Biz de ailesine teslim edeceğiz. Başka sorunuz yoksa buyurun binip gidelim. Anlat bakalım delikanlı. Nereden nereye uçacağız şimdi? Bize bir rotayı falan bir tarif et. Bayağı da bildiğin uçuyoruz lan şu an. Şu an co-pilot koltuğunda uçuyoruz. Yalnız şeye falan dikkat edin radara. Durduk yere vurulmayak şimdi.
Burası askeri bölge değil, buradan helikopter kaldırıyoruz. Vallahi vururlar ha. İki F-16 gelip indirmesin. Gerçi koskoca istihbarat lan. Müsteşarın görevlendirdiği adamım ben. Bu uçağı indirecek delikanlı yok. Anlat bakalım, operasyon nasıl geçecek? Bir de şöyle dışarıdan söyleyelim. Oo, güzel güzel. Hava da iyice kararmış. Polat Bey, hiç sıkıntı yapmayın efendim. Siz bir tabancayla girip çıkan adamsınız. Halleder çıkarsınız efendim. Bir de kargo girişinde sanırım bir araba var efendim. Bir kamyonet. Onu da almanızı istiyorlar. Sanırım size görevden tam olarak bahsetmediler efendim. O kamyonetle birlikte geleceksiniz efendim. Recep Bey'le o kamyonete binersiniz, gelirsiniz buluşma noktasına efendim. Sonra biz Recep Bey'i helikopterle götüreceğiz efendim. İnşallah plan bu yönde. Tabii siz ölmezsiniz, gebermezsiniz, yani plan bu yönde. Sana tek bir soru soracağım. Sen de cinsiyet değiştirdin mi lan? Hani istihbarata kalmamış ya. Ha, o bakımdan merak ediyorum yani. Yani efendim, neredeyse değiştiriyordum. Son anda SAT komandoluğuna geçtim. Götü kurtardım efendim. Öyle söyleyeyim yani. Tam kesiyorlardı. Yarısına kadar kestiler. Orada kurtardım efendim. Ha, kurtardıysan iyi. Tabii. Kurtarmak önemli. Operasyon yeri burası mı? Evet efendim. Ben sizi şurada bırakacağım efendim. Siz buradan dalacaksınız efendim. Denizden daldığınız zaman gizli bir geçit var efendim. Bunlar genelde pisliklerini buradan atıyorlar. Çok pis insanlar efendim. E peki bizi buradan görmüyorlar mı? Görseler ne olacak efendim? Biz buranın resmi askeriyiz. Onlar tepki veremez efendim. Onların haddine mi? Ne yapıyorsun? Atlayacağım mı ben? Vallahi atlayın atlamayın efendim. O sizin kendi bileceğiniz iş yani efendim. Bu nasıl bir manyak lan? Bu nasıl bir manyak? İyi atlıyorum o zaman. Hadi Allah. Bismillah. Allah ne verdiyse. Atla abi atla. Atla. Şuraya dalalım direkt. Hoppa. Cüppurlops. İyi daldık. Cüppurlops diye dalınır mı lan? Evet. Geçişe yaklaştık. Geçiş değil. Geçit. Şimdi buradan dön baba. Tamam. Gizli bayağı bildiğiniz mekan yapmışlar be abi. Yok artık. Yalnız böyle şortta da cins olduk la Polat. Ne diyorsun? Ya bence cins oldun yani. Vay be, adamlar yapmış abi. Prodüksiyon var. Helal olsun. Tüpü almamız akıllıcaydı. Burada nefes tutulmaz abi. Oo. Acaba bizi orada ne manyaklar bekliyor? O daha sıkıntı şimdi. Gidiyoruz ama böyle rahat rahat. Bakalım kimler bekliyor. Recep'imi de kurtaralım artık. Yeter, bu Recep'in de ne çekti lan adam. Bu köprü ne kadar uzun acaba? Köprü diyorum. Tünel. Bu boruları falan iyi döşemişler. Sanırım yaklaştık, evet. Haritadan anladığım kadarıyla yaklaştık. Hatta bayağı bir yaklaştık. Şu an içindeyiz. Binanın içerisindeyiz şu an. Buradan yukarı mı? Sanırım birazdan kurtulacağız. Lan kurtulacağız diyorum, hala gidiyoruz valla. Bayağı bildiğiniz tesis attılar be abi. Oh oh. 100 Polat'ım 100. 100 tam 100. Bakalım neymiş tesis, neyle alakalıymış. Çıkış göründü. Kara göründü, kara göründü. Polat dikkat et. Şöyle yana geçelim de. Olur ya, koruma moruma var. Aa bak, orada adam var gibi. Yukarıya Polat, yukarıya. Tamamdır. Ulaştık mı? Ulaştık. Adam var mı? Ha, adam yok. İyi. İyi. Polat sen şunu çıkart oğlum. Hadi bismillah Polat'ım. Dikkatli gitmemiz lazım. Ne olur ne olmaz abi. Devam. Sonuçta uzaylılar. Biraz dikkatli gitmemiz lazım. Alarma geçirmemeye çalışacağım. Bismillah. Buradan asansörü mü kullanacağız? Evet. Binelim bakalım. Dikkat edelim, asansörün kapısında falan olabilirler de. Yalnız bayağı temiz be abi. Buradan mı? Buradan mı? Nereden? Yok, buradan değil. Buradan devam. Açılır kapanır kapı. Burada açılıyor kapanıyor. Ofiste kimse yok. Peki düz devam ediyorum. Madem ofis boş. Human abi, bunlar bize bildiğin bayağı operasyonlu şeyler yapıyorlar be. Buradan mı? Buradan. Şu anlık kimse yok. Mekanik kim lan? Mekaniğe para dönmüşüm. Bir dakika.
Tamam, orası değil. Oraya girecek adamın aklına tükürürüm. Buradan devam edelim. Biri geçti galiba kapıdan. Bir dakika. Yat yere. Kımıldama. 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 Kımıldama dedim. Atla, atla. Çatışmaya girdik abi. Duydular artık. Alarma geçildi. Yapacak bir şey yok. Dikkat etmemiz lazım. Ne olur ne olmaz. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum içeride. Burada yok kimse, tamam. Bilim adamını vurmayacaktım. Heee diye bağırınca vurmak zorunda kaldım. Ulan sizler bizim gibi insansınız ha. Bizim mi kekliyorlar, ne yapıyorlar? Burada kimse yok. Bunlar ne lan? Kafesler mafesler abi. Hayvan gibi kapatıyorlar da galiba insanları. Bırak silahını. Güzel. Bırak silahını. Recep'i vuracakmış bir de ya. Tamam. Recep'im. Recep'im iyi misin? Recep'im iyi misin? Recep'im korktun mu? Konuş benimle. Oğlum tamam, eğilip durma lan. Adam tapıyor abi. Polat abi, abilerin abisi. Adamsın abi, şort niye giyiyorsun lan? Götüne şort giymişsin lan. Polat abi, karizmayı çizdireyim, kusura bakma. Gözümden düştün Polat abi. Şort giyilir mi oğlum lan? Nasıl manyaksın sen? Aa çok ilginç. Polat abim, Allah razı olsun abim. Kurtardın beni abim. Ne olur beni çıkart abim. Göbişim korkuyor abim. Sakin ol Recep. Gel benimle. Gel benimle koş. Aferin Recep. Dikkat etmemiz lazım. Ne olur ne olmaz. Burada kimse var mı? Burada kimse yok. Bana bahsedilen araç galiba bu. Dışarıda adam vardır değil mi? Mutlaka onları da temizlemem lazım. Recep'im sen burada dur. Recep'im yalnız düşmana götünü dönmen hiç akıllıca değil. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi gitti. İkincisi gitti. Bakıyoruz abi. Dikkat etmemiz lazım. Burada etrafta da mı yok? Aha! Biri sıkıyor. O da gitti. Başka var mı? Bayağı bildiğiniz operasyondayız şu an ha. Saklan şuraya Polat. Beyler atın silahları. Ya beyler diyorum ama cinsiyetinizi bilmiyorum, nesiniz? Hani bizim istihbarata bile bu kadar değiştiren var. Siz uzaylısınız, sizi saymıyorum bile. Tepede adam var mı? Ulan işte durmuyorlar ha, her yerden geliyorlar. Şu çatıda bir tane var ama indirir miyim buradan? Oo, ace attım abi. Bayağı bildiğiniz ace attım şu an. Uzaylılara bak lan. Teşkilatlanmışlar bir de. Vay şerefsizler vay. Hallettim Recep, gel. Hadi gidiyoruz Recep. Bu kamyonla kaçacağız hadi. Gel buraya. Polat abi adamsın ya, vallahi götüm korktu. Hah, geldim. Bununla mı kaçacağız? Güvenli gibi duruyor. Biniyorum Polat abi. Hadi gidelim Recep'im. Ben de bineyim. Vay be Recep'im. Senin düştüğün pozisyonlara kimse düşmedi oğlum lan. Vallahi bak. Çok cins bir adamsın Recep'im. Nelere mukadirsin vallahi. Hadi bakalım. Buradan sığar mı lan? Bismillah. Tam sığıyor. Oo, bayağı hızlıymış lan. Abi araç beklediğimden çok hızlı. Nereye götüreceksin beni Polat abi tam olarak ya? Hani beni kime teslim edeceksin? Sat sas uç buz komandoları Allah. Aa abi adam kaçıyor lan. Bilim adamına bak. Yok artık. Öldürmüyorum tamam. Bilim adam koşa koşa kaçıyor. Çok fantastik bir oyun olmaya başladı. Beni nereye götürüyorsun Polat abi? Vallahi Recep'im, bana buluşma noktasına gel dediler. Buluşma noktasını söylemediler. Salaklar lan bunlar. Ben de seni piste götürüyorum, ne yapayım? Oradan bir yere binersin. Bu ne lan? Soymalık araç çıktı Recep'im, soyalım mı? Yok artık. Koskoca Polat Alemdar. Banga arabası soyuyor. Olacak iş mi lan? Yalnız araba bayağı hızlı. Tekrar trenden kıl payla kurtulduk. Buradan sola kaptırdık mı rahatız Recep'im. Hiç sıkıntı yapma. Seni çok emin ellere teslim edeceğim. Oo! Bak görüyor musun Recep'im? Araba hiç devrilmiyor lan. Tosun gibi. Vallahi kovalamaca çıktı. Neyse, benim daha önemli işlerim var. Recep'imi teslim etmek gibi. Recep'i merkezden önemli şu an. Ya Polat abi, tek başına nasıl vurdun o adamları ya? Hayran kalıyorum sana Polat abi.
Tek başına çatır çatır vuruyorsun. O kadar kurşun yiyorsun, ölmüyorsun. Roket yedin Polat abi, artık ölme vaktin gelmedi mi ya? Azrail'le bir deal mı yaptın, ne yaptın? Bana da öğret Polat abi. Oğlum biz boşuna mı dedik? Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göz almışım diye. Hani bu mantıkla Azrail'i kandırıyoruz yani. O bakımdan çalışıyor. Bakıyorum da Polat abi çok şekil şekil laflar yapıyorsun ya. Bizim manyak da gelmiş. Beni getiren de buydu. Gel bakalım Recep'im. Atla Recep'im, atla. Selamünaleyküm birader. Recep Vedi getirdim. Hepsini de öldürdüm. Bir iki kurşun girdi ama o kadar da olur. Aleykümselam Polat abi. Hoş geldin abi. Abilerin abisisin abi. Şortuna kurban olurum abi. Ne güzel şort lan o abi. Çok abi dedim abi. Kusura bakma. Recep Bey buyurun efendim. Size verdiğimiz sözü yerine getirdik. Sizi sağ salim teslim edeceğiz. Buyurun efendim, gelin benimle. Sizi helikopterle götüreceğim. Polat abi büyük adamsın abi. Sayende götüm kurtuldu abi. Eyvallah kardeş. Verdiğiniz sözü tuttuğunuz harbiden. Hadi götürün beni. Benim karım merak etmiştir beni. Götürün beni. Güle güle git Recep'im. Recep'im güle güle git. Güle güle git. Allah'a emanet ol. Recep'imi götürdüler. Recep'imi götür. Nereye gidiyor lan Recep? Recep'im göremiyorum lan. Oğlum dikine yükseldi adam. Tekrar uzaya mı götürüyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım. Neyse beni ilgilendirmez. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu köpeğin ne işi var la burada? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa lan köpeğe vurdum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Su tesisatı yükseltme patladı. Onu niye yanında taşıyorsun lan? Çok ilginç. Dina gel buraya. Seni karım yapacağım dedim. Zaten yaptım ben seni. Sen benim karımsın zaten. Gel bakın buraya. Abi her türlü geliyor, görüyor musunuz? İstemsiz geliyor kadın. Bakayım duygusu değişiyor. Bakın şu an kötülüğü biraz var. Şöyle bakalım, bara bakalım. Bir mutlu edelim.